Midesindeki problemler de çok önemli hastalıklar. Safra taşı, safra çamuru gibi. Bunlarla ilgili neler söyleyebiliriz? Hangi bitki Evet. faydalıdır? Öncelikle nasıl oluşur aslında safra taşı? Safra kesesinde taş veya çamurun oluşmasının sebebi bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim, glikoz emilerek karaciğere geldiği gibi bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler de geliyor. Bağırsaklar 350 metrekare, futbol sahasının yarısı kadar. Buradan emilen her şey karaciğere girer. Karaciğer büyük bir laboratuvar. Yavaş yavaş bağırsaklardan gelen vitamin, mineral, enzimi, glikozu yavaş yavaş kana verir, yavaş yavaş. Toksik maddeyi de arıtmaya çalışır. B6 vitamini, B12 vitamini harcar. Yavaş yavaş arıtır. Fakat zamanla bağırsaklardan yoğun oranda toksik madde gelirse, arıtamazsa ne olur? Vitamin yetersizliği ortaya çıkar. Karaciğer artık toksik maddeleri arıtamaz. Toksik madde kanda dolaşır. Kanda dolaşan toksik madde de birçok hastalığı tetikler. Evet. Şimdi bu toksik maddeler nedeniyle karaciğerde fazladan kolesterol tuzu oluşur. Bu da taşa dönüşür. Bazı insanlarda kolesterol, safra kesesinde oluşan taşların %80'i kolesterol taşıdır. Genellikle yeşilimsi sarı veyahut da böyle morumsu sarı renklerde. Bir de pigment taşlar oluşur. Bütün bu rahatsızlıklara, safra kesesinde taşa karşı magnezyum sulfat heptadiyen, yani İngiliz tuzu denir buna. Mineral, yani tuzla ilgisi yok, sofra tuzuyla benzerliği yok. Adı tuz. Magnezyum sulfat heptadiyen, bunun 7 tür İngiliz tuzu var. Tıpta, yani böyle içmek için kullanılanı magnezyum sulfat heptadiyen. Diğerleri tıpta kullanılmaz. Yani içilmez. Hafif zehirleyici olabilir. Bu ne yapar? Kişi bundan 2 yemek kaşığı bir bardak suda karıştırarak içtiği zaman ishal yapar. Bir. Bu İngiliz tuzunu içtikten 15-20 dakika sonra yarım su bardağı limon suyu, yarım su bardağı zeytinyağı karıştırarak içtiği zaman kişi safra kesesinde ne varsa atar, temizler. 200 yıldır İngiliz tuzu safra kesesinde taş ve çamuru temizlediği dünyaca biliniyor. Eskiden Osmanlılar zamanında çok kullanılmış. Cumhuriyetle birlikte işte bitkiler ve doğal tedavinin aleyhinde başlayan çok büyük bir kampanya var. Tıp mafyası tarafından. Tıp mafyası sadece Türkiye'de değil. Amerika, Avrupa'da, dünyanın her tarafında var. Medya onların elinde olduğu için çok yoğun bir kampanya yürütülüyor. Bitkiler şöyle zararlı, böyle zararlı diye. Türkiye en başta. Diğer ülkelerde böyle bir şey yok. Mesela Almanya'da şifalı bitkiler hakkında tek negatif konuşan insan, 29 yıl kaldım ben. Bir insan görmedim. Yani bu kadar televizyon programı, yayın. Şu bitki şöyle şöyle kötü, bu bitki buna zararlı vesaire diyen çıkmaz. Klinik araştırması yapar, 30 yıl, 40 yıl araştırırlar. Şu buluşu yaptık derler. Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de vatandaş duyuyor. Aa, şu bitkinin şu faydası varmış diyor. Televizyona çıkıyor. Saatlerce konuşuyor. Sanki klinik araştırması yapıyor. Hiçbir bilgi, hiçbir belge yok. Bilimsiz kullanıma yol açıyor bu da zaten. Evet. Diğer ülkelerde doğruluğu kanıtlandığı için kullanımı ve bir de bu destek görüyor. Ama bizde böyle değil. Bizde ne yazık ki belge ve bilgi olmadan duyuyor birisi bir şey. Aa, şöyleymiş. Yani bunu söylenenler de genellikle profesör, doktor, ilim adamı. Araştırırsanız arkasının için neden konuşuyor diye mutlaka bir medyanın, medya grubunun veyahut da ilaç fabrikasının veya şunun bunun menfaati için konuşuyor. Ha, fazla girersek daha çok şey çıkar iş içinden. O da ayrı bir konu. Şimdi bütün dünyada bitkisel tedavi, fitoterapi ne yapılıyor? Teşvik ediliyor. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da devlet çok yüksek oranda meblağlar, milyon dolarlar harcıyor bu iş için. Biraz önce bahsettim, Fransa'da mesela göz rahatsızları için klinik araştırması yapılıyor.
100 kişi seçiliyor, göz rahatsızlığı, görme zafiyeti olan, çeşit göz hastalıkları olan 100 hasta. Bunlarla ilgili klinik araştırması yapılıyor. Milyon dolarlar harcıyor. Devlet karşılıyor bunu. Doktorun karşılama gücü yok. Teşvik. Dünyanın her tarafını teşvik. Biz de klinik araştırması yapmak istiyoruz ama gücümüz yetmiyor. Şimdi safra kesesiyle ilgili bir diğer önemli safra taş ve çamuruna karşı ve safra akışını artırıcı önemli bitki nedir? Şah tere. Çok çok acı. Çayı içilmeyecek kadar acıdır. Şah tere ile ilgili çok büyük klinik araştırmalar yapılmış. Mesela 85 hasta üzerinde yapılan klinik araştırmasında Profesör Hornholt ve ekibi yapmış oldukları araştırmada safra yollarını açıcı, safra akışını artırıcı olduğunu belgelemişti. Profesör Zdovsky, bu da Rus asıllı, safra yetersizliği, safra azlığı olan 94 hasta üzerinde klinik araştırması yapmıştır. Yine Viyana'da Profesör Doktor Zakharovski 27 hasta üzerinde, safra rahatsızları olan hasta üzerinde safra azlığı, safra yetersizliği hasta üzerinde klinik araştırması yapmıştır, belgelemiştir. Profesör Doktor Wittmann aynı şekilde safra yetersizliği, safra azlığı olan hastalar üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Birleşiminde şah tere ekstraktı, otun ekstraktı, deri dikeni ekstraktı maşallah. İnşaat var bugün burada. Kara hindiba ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı, mahonya geçen anlatmıştım. Bu bitki de aynı zamanda safra kanalını, safra akışını artırıcı özelliklere sahip. Yani safra, bazıları diyor ki ya safra rahatsızlığı varsa, safrada taş varsa, çamur varsa hemen hallet. Bir organ gitti. Hiçbir organ lüzumsuz değildir. Allah hiçbir organı lüzumsuz yaratmamış. Eskiden bir neydi bu şey yapan Charles Darwin diyordu ki mesela insanlar üredi işte maymundan geldik vesaire anlattı. Peki dedi, ona sormuşlar, demişler ki atın tek tırnaklı ya, bu topuğunda top gibi bir şey var. Bu nedir? Demiş ki orası lüzumsuz. Gelişim sırasında evrimleşememiş, öylece kalmış. Şimdi yapılan araştırmalarda orada çok yoğun bir sinir demeti olduğu, atın ayağını yönlendirdiği tespit edilmiştir. Yani o zamanki teknolojide bunun kafası çalışamamış Charles Darwin. Bu teknoloji olmadığı için adam kendine göre fantezi uyarlamış, hikayeler uydurmuş. Allah'ın yaratmış olduğu her şeyde bir mükemmeliyet var, bir sebebi var. Hiçbir şey lüzumsuz değildir. Her şeyin bir sebebi var. Safra kesesi yemek yedikten sonra kişi midede işlenir. Mideden 12 parmak bağırsağına geçer. Burada pankreasın salgılamış olduğu lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimler pankreastan harekete geçer. Karaciğerin salgılamış olduğu safra kesesinden 12 parmak bağırsağına dökülür. Safra kesesinden gelen safrayla pankreastan gelen enzimler birbiriyle karşılaştığı zaman kargodan gelen paket gibi açılır. Çiçek açar gibi açılır. Eğer önceden açılsa, açık olarak gelse, pankreastan gelen lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimler eritir her şeyi. Yani pankreasta açık gelse pankreası eritir. O kadar sert. Kapalı kutu gibi gelir. Safrayla karıştığı zaman açılır. Ve yenilen besinleri sindirilmesini sağlar. Yağları yağ asidine, proteinleri aminosulara, karbonhidratları glikozlara dönüştürür. Yani hiçbir şey lüzumsuz değil. Safrayı hemen alalım, ameliyat edelim, bu iş bitsin. Ve oradan sürekli bir akıntı olacak. Gelişi güzel bir akıntı. Ameliyat ederseniz safrayı. Oysa ameliyat olmazsa ihtiyaç halinde safra, oradan safra bırakıyor. İhtiyaç olmadığı zaman bırakmıyor.
vana gibi, musluk gibi ayar veriyor. Lüzumsuz bir organ değil. Hemen ameliyat edelim, alalım. Ondan sonra vatandaşta ne başlıyor? Şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, efendim birçok bağırsak rahatsızlar ortaya, sindirim rahatsızlar ortaya çıkıyor. Onu yemiyor, bunu yemiyor, yok yağ alıyordu, yok tuzluydu vesaire vesaire vesaire. Bir sürü problem ortaya çıkıyor. Oysa bu çok basit tedavi edilebilir. Zaten biraz önce bahsettim. Rus ilim adamı, Alman ilim adamı klinik araştırması yapmışlar. Yüzlerce hasta üzerinde şah tereyle ilgili araştırma yapmış, belgelemişler. Sadece şah tere değil, deve dikeni, enginar, mahonya gibi bitkiler safra artırıcı, safrayı güçlendirici, safrada oluşan polipleri eritici özelliklere sahip. Belge var, bilgi var. Bize çok kişi geldi böyle safra rahatsızlığı olan. Biz İngiliz suyu veriyoruz, buyurun kullanın. Arkasından iksir, aloe vera jel, şahtere forte, kortize forte kullanıyor. Efendim kaç gün İngiliz tuzu kullandığı zaman bir kişi bir defa kullandığında safra kesen taş veya çamurdan %50 kurtulur bir defa. Bugüne kadar yapılan bütün istatistik araştırmalarda son 200 yıllık araştırmada 15 defa kullandığında safra çamuru veya taşından kurtulması %99. Nadiren kurtulamayabilir. Eğer ki %1'dir bu da. Böyle bu durumda olan kişiler de Ankara Ayaş'a gitsin. Ankara Ayaş kaplıcaları çok yoğun oranda magnezyum sülfat içerir. Ameliyata yine gerek kalmaz. Ankara Ayaş kaplıcaları dünyada safra taşına ve safra çamuruna karşı en etkili kaplıcadır. Dünyada. 2 hafta orada bir izin yaptığı zaman hem izin hem sağlık kürü bitti. Bu kadar kolay. Yani ameliyata gelene kadar bir sürü çözüm var yani. Öyle yani İngiliz tuzu. İngiliz tuzu çözüm olmadı. Şah tere forte. Şah tere etkili olmadı ki olur. Ankara Ayaş. Yani her şeye bir çözüm var. Evet kesinlikle öyle söyle. Peki hocam ülseri tamamen yok etmek mümkün müdür? Onun için neler yapabiliriz? Evet şimdi gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlarını tetikleyen birçok faktör var. Alkol, kimyasal ilaç kullanma, bakteri. %80 Helicobacter pylori isimli bakteri gastrit, ülser, reflüye sebep olur. Bu bakteri diğer bakterilerden farklı olarak akıllı bakteri diyebiliriz. Neden akıllı? Sabun köpüğü gibi bir köpük üretir, içinde saklanır. Mide asidi normal olarak diyelim ki istemeyerek çocuk para yuttu. Metal para, bakır para, paslı. Saniyede onu temizler. Pırıl pırıl yapar. O kadar sert bir asidi var midenin. Bu bakteri mide asidinden kendini korumak için bir köpük salgılar, köpüğün içinde gizlenir. Ne zamana kadar? Mide mukozasını yani midenin iç sümüksü deriyi delip altına geçtikten sonra köpüğü bırakır. Ve tahribata başlar. Birçok toksik madde üretir. Helicobacter pylori. Bu toksik maddelerden biri de histamin. Alerji tetikler, kurdeşeni tetikler. Yani Helicobacter pylori deyip de geçmeyelim. Eğer tedavi edilmezse mide kanserine sebep olabilir. 12 parmak bağırsağına geçer. İnce bağırsağa geçer. Ülsere, enterite sebep olur. İnce bağırsak elte yapılanmasına, ülserine sebep olur. Bununla ilgili ne yapılabilir? Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller 3 ilim adamı ayrı ayrı ekiple hastalarını tedavi etmişler. Neyle? Lahanayla. Lahananın birleşiminde metilmetilyonun sulfonyum bromit denen çok hassas bir amino asit var. Bu amino asit Helicobacter'i yok ediyor. Hiçbir kimyasala gerek kalmadan. Bazıları diyor ki ya ne olacak ki gastrite karşı, ülsere karşı antibiyotik kullanayım 2 hafta 3 hafta. 2 hafta 3 hafta antibiyotik kullanıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bağırsaklara bu sefer mantar yerleşiyor. Çünkü o antibiyotik bağırsaktaki mantarları çoğaltıyor, azdırıyor. Bu sefer
gastritten kurtulayım derken polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, sedef, seborek eksem, cilt hastalıklar, alerjik hastalıklar, hatta panik atak ve depresyona sebep oluyor. Daha farklı. Kaş yapayım derken antibiyotikle gastritten, ülserden kurtulayım derken göz çıkarmak gibi daha tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor. Buna da çözüm olarak biz lahana suyu öneriyoruz. Ha, sadece lahana suyu değil ama bu. Yani vatandaş evde lahana suyunu yapayım içim derse sırf lahana suyu tiyosiyanat içerir. Çok vitamin, mineral, enzim var ama az miktarda tiyosiyanat var. Tiyosiyanat kuatra sebep olur. Biz bunun yan etkisini 19 çeşit bitkiyle etkisini artırdık, yan etkisini giderdik. Bunun birleşiminde de 19 çeşit bitki var. Nedir? Maşallah maydanoz, adaçayı, tarçın, at kuyruğu otu, zerdeçal, zencefil vesaire. Evet, peki hocam şu an programımızın vakti bitti ne yazık ki. Yarın tekrar değinelim bu konuya çünkü önemli mide rahatsızlıkları, önemli bir hastalık biçimi. Evet değerli izleyenler, bugün programımızın sonuna geldik. Yarın sabah yine aynı saatte karşınızda olacağız. Hoşça kalın, iyi günler.